batılın düzeltilmesi en zor olanı hakka karışmış olandır. şimdi bakın ne diyoruz? Batılın, batıl ne demek yani yalan olan. Şimdi yalan olanın düzeltilmesi en zor olanı gerçekle karışmış olanı. Bu özellikle İslam dini içindeki hurafelerle düşünebiliriz. Yani aslında o hurafeler İslam denilen şeyin içinde var. Gerçek İslam'ın içinde yok tabii ki. İslam olarak gösterilenin içinde var. Ama İslam olarak gösterilen hurafeleri ayırt etmek birçok başka yanlıştan niye daha zor? Der ki bir putperestlik var. Siz putperestliğin yanlış olduğunu gösterince bütün sistemini reddediyorsunuz. İşte falanca Lata, Meta, e, Lata, Uzza'ya tapmayın, Menata, mesela, Menata tapmayın. Evet. Yani bu putlara tapmayın diyoruz. Oradaki bütün o sistemi de bir yerde reddediyorsunuz. Yani bu sistemin kendisi batıl deyip atıyorsunuz. Komple yanlış olduğunu gösterip sıfırdan bir bina inşa edeceksiniz diyorsunuz. Şimdi burada birazcık belki de neyin batıl olduğunu anlamak, ondan uzaklaşmak yani e, de, dediğinizin doğru olduğu anlaşılınca daha kolay. Evet. Bütün sistemi reddediyorsunuz. Fakat bir de şunu düşünün. İslam Allah'ın gönderdiğini diyoruz değil mi? Bir hak. Evet. Burada hak olan bir şey var. Bu hakkın kenarından, köşesinden e, batıllar girmiş. Nedir? İslam adına sunulan şeylerin içinde uydurma var. Şimdi burada komple kesip atamadığınız için... Teker teker işte buradan şöyle bir yanlış girmiş. Hı hı. Bakın, yani şurada işte müzik haramdır gibi bir şey girmiş. Yani İslamiyet'te haramlar var, farzlar var ama yani müzik diye bir haram yok. Bak burada bu haram. İşte e, yani kadınlar işte erkeklerle aynı ortamda çalışamazlar hayata. Aktif giremezler. Şurada şu haram. Teker teker bunları göstermek zorunda kalıyorsun. Bunlar niye uyduruldu? Kim uydurdu? Niye zannedildi? Göstermeye çalışıyorsun. Yani aslında sistem özünün doğru olduğunu anlatırken içinden teker teker ayıklamanız gerekiyor. Yani Bir de şu var. Diyelim bir bozuk yemek Çok var. Zor. Komple çöpe doğru. atarsınız. Doğru. Değil mi? Bu batı bir sistemi atmak öyle bir şey. Bir de bu pirinci yiyeceksiniz. Yani pirinç diyelim insanların yiyeceği mi? içinde beyaz taşlar var. E ne yapacaksanız teker teker taşlara ayıklayacaksınız. Çok zor. Şimdi hakkın içine girmiş batı pirincin içinden taş ayıklama işlemi gibi. Teker teker alacaksınız, taşları ayıklayacaksınız. O yüzden zor. Yani e, hakkın içine karışmış bir batılı ayıklamak daha zor. Ama bunu yapmak dışında da bir çaremiz yok. Doğru. Hatta, Çünkü evet. insanlar onu sunarken birçok insan onu yaşıyor. Mesela bir insan merak ediyor İslam'ı. E, kendisi diyelim ateist veya deist, ona bir şey anlatıyorsunuz, uyuyor. ...ona uyduktan sonra onu yaşamaya başlıyor... ...fakat onu yaşamaya başladığında... ...ondaki doğru şeylerden etkilendi... ...mesela bir örnek verelim... ...somut örnek... ...Cat Stevens... Evet. ...Cat Stevens... ...Kuran'ı gösterdiler... ...Kuran'daki tevhid inancını gördü... Ee, ...ve İslam'ın Allah'ın gönderdiğini olduğuna... ...Kuran'ın mesajıyla inandı... ...ne yaptı sonra o konuşurken İslam'ın içine girin. Ne gerekiyorsa ben İslam için, Allah için yapacağım dedi. Çok doğru bir davranış değil. Bir, bir Müslümanın Allah için her şeyinden vazgeçmesi gerekiyor. Vazgeçmeyeceğim gerekir. hiçbir şey yok dedi. Ona dediler ki ya dediler işte dediler müzik de İslam'da haram dediler. Telli sazda sen gitar mitar çalıyorsun ama bu haram dediler. O gitarı mitarı bıraktı. Müziği bıraktı haramdır diye. Sonradan onun hatalı olduğunu anladı şimdi İslam adına o görüşün. Yıllar sonra, sonra döndü. Kaçtı, işte. Ama o en ünlü olduğu dönemde yani. müziği İslam için kullansaydı İslam'a inanılmaz büyük faydası olacaktı. Dünyanın en ünlü en etkili 10 kişi 10 tane sanatçısından biriydi. Ve yani müzisyeninden biriydi. Yani İspanya'da işte 200 bin kişilik satlarda yani Camp Nou'da falan konser veriyordu ve kariyerin en zirvesinde olduğu zamanlarda İslam'ı seçmişti. Tabii müziğinden dolayı insanlar ona bağlıydılar. Evet. Müziğinde eğer ki mahsurlu sözler varsa ne bileyim öyle haramları Hı -hı. falan öven onlar atılacak. Mahsurlu olmayan sözlerle aynı şekilde devam edilecekti. Ve bu kadar basit. Ve e, o yine ee, aynı kıyafetlerle bence aynı isimle de devam edebilirdi. Yani ke, ket yani kedi demek. Evet. Yani Ebu Reyre, kedilerin babası diye İslam'da isim oluyor da adı ket olan kedi anlamına gelen bir isim olmasında mı mahsur var İslam açısından? E, Yusuf da güzel isim sonradan aldı ama o alma nedeni sanki öbür isim olmazmış gibi bir zihniyetten doğuyor. Bakın, sanki olunca hala küfür ya da kafirliği devam ediyormuş tarzında e bir hava oluştu. Bir içinde. insanın kimliği yani ismi yıllarca evet. kullanılmış ismi onu değiştirmesi kadar eğer ki bir put ismiyse, bir kötü Hı -hı. bir şeyin ismiyse değiştirmek de tabii ki güzel. Hı -hı. Ama böyle bir durum yokken isminizi gidip de yani ket kedi olan ismi Arapça başka bir anlama <laughs> çeviriyor. Yani tamamen anlamsız bir şeydi mesela. bakın. Belki Yusuf adına isminin yanlış. bile Arapça olmadığına dair bir şeyler söylenir. Yani hani Yusuf canım, bile Arapça zaten İbranice yani. e, evet. kökenden ilk bizim rastladığımız işte Joseph Yusuf aynı. Evet. O onun çevrilmiş olduğu belli. E, zaten sonradan Arap Kur'an'da o gözüktüğüne daha evvelden eski ayette olduğuna göre yani evet. en ihtimal e, şey yani e, İbranice. Belki İbranice değil eski Mısır'dan oradaki isimlerden biriydi evet. de aldı. bilemiyorum ama yani... Evet. Hz. Yakup'un oğlu olduğuna göre ben yani İbranice kökenli bir isim olmasını daha muhtemel görüyorum. Ama en neyse yani sonuçta evet. Yusuf ismi en azından Arapça olmadı onu da belli, belli yani köken evet. olarak. Ee, böyle bir yanlış yani ismini değiştirmek. Yani kitlelere o zaman bir mesaj veriyorsunuz. Demek ki İslam'a girenin Arap bir isim alması gerekiyor. İnsanların kimlikler açısından gereksiz bir zorlama bu. Arapç mübarek ya Arapça olması daha da kutsal olduğu anlamına zaten gelmiyor gelmiyoruz. tabii. Yani e, e, peygamberin de isim değiştirdiği söylenir ama isimleri böyle e, savaşmak, kötülük anlamına evet, gelen isimleri, isimleri koymayın, e, koymayın evet. der veya da işte böyle bir işte falanca putun e, kulu falan şeklinde evet. olan isimler, böyle putlara övgü ile e, birleşmiş olan isimler vardır. Onları koymayın demiştir ki o da gayet anlaşılır bir şey. Böyle bir şey varsa insanı düzeltmesi lazım. O kendi dilindeyse de öyle, Arapçada da öyle. Ama o bir Arapça isim olması ile alakalı da bir şey değil. Daha asıl burada tabii ki önemli olan sorun gitarı bıraktırıldı. Yani gitarıyla İslam'a katkıda bulunacak bir insana... ...dünyanın böyle en güzel sesli insanlarına, müziğiyle katkıda bulunacak insanlardan biri... ...müzik haramdır diye bıraktırıldı. Peki bu Cat Stevens... Bakın ne kadar akıllı bir seçim yapmış. İnsanı din değiştirmesi kolay bir şey değil bir kültürü Mesela ne bileyim hayranları kendini dışlayacak diye endişe eder, şunu eder, bunu eder. Ee, öyle zor bir kararı akılcı bir şekilde almış. Ama ne yaptınız? Ona bu sefer hakkı sunarken arasına bir batıl karıştırdınız. Müziğin haramlığı, isim değiştirmek gibi. Hakla karışmamış olsa o o batılı o yemeyecekti. Ne? O, hakkı alırken arasındaki o batılı da yedi. Bu yararlı bir yemeği yerken işte ne bileyim bir et yemeğidir diyelim veya bir sebze yemeğidir. İçine başka bir şey de doğranmış zararlı bir şey. Onu da yutmanız gibi bir şey. Yani öyle bir kazığı da yedi. Allah Ki bir de kötü reklamı da düşünelim. Sanki hani İslam'a dönenler işte müzik düşmanı, sanat düşmanıymış gibi bir algın oluşmasına da ayrıca sebebiyet vermiş oldular. Ve öbür taraftan bakıyoruz hocam. Mesela Muhammed Ali gibi, Mike Tyson gibi isimlerin Müslüman olarak Amerika'da ya da dünyada Müslümanlara karşı nasıl bir sempatizan Tabii lık oluşturduğunda ortaya koyuyoruz. Oysa ki yazık yani işte Tabii. demek ki hocam o batılı öyle böyle evirip çevirip süsüyorlar püsüyorlar ki o batılı böyle hak tepsisinde adeta hakmışçasına size getiriyorlar. ya, Hakka yapıştırıyorlar. Mesela yani. yani. Hakk ya, İslam'ı tevhid inancıyla beraber, ahiret inancıyla beraber, hayata verdiği anlamla Kur'an okumakla beraber değil Bunlar hep hak. ...iki İki üç tane bir müziğin aramlığı gibi böyle bir sürü batıl da oradan buradan keşesinden ona bir yamanıyorlar. Arap gelenek göreneklerini işte böyle sarık cübbe İslam'ın bir şartı gibi sanki o dönemin kıyafetleri değil de dini bir parçası gibi onlar da bir veriyorsunuz. Bir baklarız işte o kıyafetini de değiştirdi bunlar gibi. Onları da niye yedi işte hakla beraber karışmış olduğu için o batıl evet. şeyler. şeyleri. Yani burada yanlış anlaşılmasın sarık cübbe giymek batıl bir şey değil. Değil evet. Veya bir insan gitar çalmaması da batıl bir şey değil. Ama müzik çalmak haramdır demek batıl. Sarık cübbe İslami kıyafetlerdir. İslam'ın böyle sarık cübbe gibi erkekçi bir üniforması vardır demek batıl. Ve evet. Veyahut da ismini değiştirmen dini bir e, zarurettir, daha makbuldur. Yani Ket ismindense işte Arapça bir isim Alman daha bir dini bir şeydir demem batıl olan.